Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü, Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlallerin gündeme geldiği Uygur Özerk Bölgesi, yani Doğu Türkistan'a hiçbir şekilde erişim izinlerinin olmadığını bildirdi. Çin, ulusal bayramında Tayvan'a 38 savaş uçağı göndererek gövde gösterisi yaptı. Tayvan, Çin'e ait 25 askeri uçağın hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirdi. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetleri'nin ilk etapta 25, daha sonra ise 13 savaş ve bombardıman uçağıyla hava savunma alanını ihlal ettiğini belirtti. Açıklamada Tayvan'ın Çin'e ait uçaklarının izlenmesi için uçak gönderdiği ve füze sistemi konuşlandırdığı ifade edildi. Türkiye'de yaşayan Uygurlar, Çin'in Doğu Türkistan'ı işgalinin 72. yıl dönümünde Pekin'in Doğu Türkistan politikasını protesto etti. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nin çağrısıyla Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında toplanan yaklaşık 500 protestocu ellerinde Doğu Türkistan bayraklarıyla Çin aleyhine sloganlar attı. Rus Çarlığı'nın son hanedanı Romanov ailesinin üyesi George Romanov, Rusya'da 100 yılı aşkın bir aradan sonra düzenlenen ilk hanedan düğünüyle evlendi. Rusya İmparatorluğu'nun son çarı 2. Nikolay, eşi ve 5 çocuğuyla 1918'de Bolşevikler tarafından öldürülmüştü. Çin, tartışmalı kamplarda gündemde olan Uygur Özerk Bölgesi'ne Uygur kökenli yeni bir vali atadı. Eski vali yardımcısı Erkin Tuniyaz'ın Sincan ataması dün gece saatlerde açıklandı. Daha önceden vali yardımcısı olan Uygur kökenli yeni valinin kampların kurulduğu dönemde de görev yaptığı ve Pekin yönetiminin politikalarını şiddetle savunduğu aktarıldı. Uluslararası Para Fonu IMF, kripto ekosisteminin hızlı büyümesinin yeni fırsatların yanı sıra finansal istikrar sorunları yarattığını belirterek, politika yapıcıların kripto varlıklar için küresel standartlar uygulaması gerektiğini bildirdi. Kuzey Kore son dönemde yaptığı füze denemelerine bir yenisini daha ekledi. Devlet medyasında dün yer alan habere göre yeni bir uçak savar füzesinin denemesi de başarıyla gerçekleştirildi.